Evet, herkese merhabalar. Muhabbet Teorisi'nin yeni sezonu, yeni platformu, pek çok yenilik var bugün. Bu sebeple bazı aksaklıklar olabilir. Şimdiden anlayışınıza sığınıyoruz. Evet, peki Kaan, çok uzun bir ara verdik. Uzun bir yaz geçti, ondan sonra özledik hepimiz birbirimizi. İnşallah bizi de özlemişlerdir. Şimdi tekrar buradayız. Umarım karşılıklıdır. Bugün bir konuğumuz var. Deniz Aybaş. Rumuzu Aybaş olduğu için arada Aybaş diyorum yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Rica ederim. Evet. Doktor Aybaş değil galiba. Henüz mi? Yok, henüz değil. Altıncı senemdesin. Bir senem kaldı. Evet. Deniz Boston Üniversitesi'nde karanlık maddenin doğasını araştıran bir deneyde baş asistan ve kendisiyle biraz karanlık maddeyi konuşmak için davet ettik. Öncelikle hoş geldin ve davetimizi kabul ettiğin için de teşekkürler. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Evet, tekrar benden de hoş geldin Deniz. Gerçekten merak ettiğimiz bir konuydu o. Herhalde başka merak edenler de vardır. Pek bilmiyoruz. İşin içinde olan birinden, böyle deneysel olarak çalışan birinden öğrenmek de çok zevkli olacak. Ve, nasıl yapılıyor bu arada karanlık madde deneyi ya? Böyle laboratuvarda tüpe biraz karanlık madde koyup behere. Hocam çok damardan daldın ya. Bir dakika, tehdit bir şey. Herkes... Ve yapmaz. Önce nedir bu? Nemelen bir şeydir, bir onu anlayalım. Sonra deneye getiririz. Ne bileyim abi, madde deyince şimdi yani. Uyuşturucu şimdi madde, karanlık madde bir sürü. Değil mi, böyle insan aklına bin türlü şey geliyor, böyle meth falan yani gibi. Karanlık madde. Karanlık madde yani sonuçta, hani yeraltı işleri falan. Değil mi? Walter White da yapıyordu böyle karanlık madde. Karanlık işlerde madde üretiyordu ama Deniz'in yaptığı öyle bir şey değil. O da kimyagerdi. Deniz ama Deniz elektrik mühendisi değil mi? Evet, ben aslında elektrik mühendisiyim ve karanlık işleri anlatma yetkim yok. O yüzden onlara girmeyeceğim. yok, şaka tabii ki ama genel bir cevap verebilirim deney hakkında. Küçük bir deney. Laboratuvar boyutlu bir deney. Lab scale deniyor İngilizce'de. Bu yeni bir fizikte, akım demeyeyim de yeni bir alan fizikte, masaüstü deneyleri deniyor. Tabletop experiment. Eskiden, yani şu anda hala var olan tabii ki CERN, LIGO gibi deneyler çok büyük bütçeli ve çok büyük alanlara yayılmış yüksek enerjili deneyler. Son zamanlarda daha düşük kütleli, daha düşük enerjili parçacıkların araştırılmaya başlanmasıyla masaüstü deneylere doğru bir yol alındı fizikte. Bizim deney de bunlardan biri. Son 10 yılda ortaya çıkan bir durum. Hatta Amerikan Fizik Derneği var Amerika'da. Türk Fizik Derneği gibi. Amerikan Fizik Derneği yeni bir dallaştırdı bizim dalı. Masaüstü deney dalına. Yani o yüzden çok yeni bir konu. O yüzden evet, güzel bir soru aslında Tevfik'in sorduğu soru. Öyle. Peki bize biraz şeyi anlatır mısın? Karanlık maddenin ne olduğundan, neden böyle bir şeyin olduğunun düşünüldüğünden bahseder misin biraz? Ya işin evveliyatını bir konuşalım önce. Evet, güzel. Şöyle biz, tabii biz derken genel bilim camiası, bu sanırım muhtemelen herhalde 40-50 yılı var bu işin. Evreni gözlemlerken, yani bulunduğumuz yerden, dünyadan evreni gözlemlerken bazı beklentilerimize uymayan veriler elde etti. Bu verilerin bir kısmı, bu verilerin özellikle büyük bir kısmından aslında gördüğümüz maddelerin üstünde başka, ondan farklı, başka karanlık madde dediğimiz bir madde türü olabileceğini önerdi bilim camiası. Bu bir süre kabul de görmedi aslında. Çoğu insan, aslında gözlemlerimiz yanlış. Çoğu da demiyor aslında. Bir kısım insan gözlemlerimiz yanlış diye öne sürdü ki bu görüşte olan hala fizikçiler de var. Ama şu anda fizik camiasındaki genel kanı karanlık maddenin, yani bizim şimdiye kadar incelediğimiz sıradan, ordinary maddenin üstünde, ondan farklı bir madde olduğu görüşünde. Çoğu kişi karanlık maddenin varlığı konusunda, çoğu fizikçi karanlık maddenin varlığı konusunda hemfikir diyebilirim. Özellikle gözlemlerden konuşmak istiyor muyuz? İstiyor musunuz? Tabii muhakkak. Yani tamam. Neden karanlık madde olduğu düşünülüyor? Niye böyle bir şey var? Yani gökyüzüne bakıyoruz, tamam karanlık ama niye orada bir madde olduğunu düşünüyoruz?
Evet, güzel soru. Burada benim elektrik mühendisi olmamla ilgili sorular geliyor ama onlara sonra mı değinirim yoksa ya, şey yaparız. Size... Önce bir aslında işin fiziğinden senin için de tamam. Uygunsa konuşalım. Ondan sonra aslında ben sana senin kişisel maceranla, yani nasıl bu işlere girdiğin, nasıl Olur. çalıştığın konusunda biraz fikir alacağım. Özellikle de yani bu yola girmek isteyen bilim meraklısı kadın arkadaşlara yol göstermesi açısından çok kıymetli olacaktır. Ama Çok şimdilik biz isterim. Bu işin fiziği üzerinde biraz konuşalım. Tamam, süper. Şimdi üç tane büyük gözlem var özetlemem gerekirse. Bunlardan bir tanesi ki en bence en içgüdüsel olarak anlaması en basiti, en güzeli. Galaksinin dönüş hızı. Şimdi biz galaksimizdeki en büyük kütleli cisimlerin yıldızlar olduğunu biliyoruz. Ve bu yıldızların kütlelerini parlaklıklarından ölçebiliyoruz. Şimdi bu yıldızların toplam kütlesini galaksimizin kütlesi olarak varsayarsak ve bu yıldızların benim bildiğim kadarıyla yer değiştirme miktarına bakarak galaksinin dönme hızını buradan hesaplarsak bu ikisi arasında bir tutarsızlık görüyoruz. Şöyle çok düşük kütleli bir şey, bunu çamaşır makinesinde de görebilirsiniz aslında. Çok düşük kütleli, çok hafif bir şey koyduğunuzda çamaşır makinesi dönmeye başladığında bu düşük kütleli şeyler dışarı doğru savrulmaya başlayacaktır. Buna merkezcil kuvvet diyoruz. Dışarı doğru sarılacaktır. Ortada kalamayacaklardır. Ama eğer kütle arttıkça bu dışarı atmaya çalışan kuvvet bunu atamayacak dışarı doğru. O yüzden bizim şimdi ölçtüğümüz hız bu toplam kütleye göre çok hızlı, çok fazla galaksilerde. Bu yüzden galaksimiz aslında bizim bilgimiz dahilinde olmayan yıldızların kütlesinin üstüne eklenecek başka bir maddenin kütlesi olduğu yargısına varıldı. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Buna karanlık madde dendi. Bu gözlemlerden bir tanesi. Bunun dışında İngilizcesi gravitational lensing, Türkçesi yerçekimsel ışık kırılması olan... Mercek değil mi? Efendim? Yerçekimsel mercekleme deniyordu galiba. Mercekleme, evet. Daha öyle. Mercekleme ama yani fiziksel olarak ışın kırılması olan bir durum var. Şöyle uzaktaki bir galaksiye baktığınızda sizinle galaksinin arasında bir yüksek kütleli bir gruplaşmış madde varsa ve bu madde ışığı içinden geçmesine izin vermiyorsa ışık maddenin etrafında dolaşıp kırılıp size geliyor. Bundan dolayı bu gruplaşmış maddenin etrafında bir galaksiler küresi oluşmaya başlıyor. Yani bu arkada aslında o maddenin arkasında göreceğiniz bu gruplaşmış maddenin arkasında göreceğiniz galaksi aslında bu maddenin etrafında sanki o bir mercekmiş de siz merceğin etrafını görüyormuşsunuz gibi kopyalanıp etrafa diziliyor. Tabii normal mercekler böyle çalışmıyor şu anda bizim gözlüklerimizde var olan dikkatte. Yani etrafta kümelenmiyor herhangi bir arkadaki cisim ama buna hani ışığı kırdığı için mercekleme denmiş. Bir bu gözlem var. Bir başka gözlem de benim hakkında konuşmaya en az cesaret ettiğim gözlem aslında. O yüzden sana sakladım. Kozmik mikrodalga arka planı. Buradan benim henüz matematiğini bilmediğim, tabii astronomların bildiği, astrofizikçilerin bildiği, normal maddenin karanlık maddeye olan oranını çıkarabiliyorsunuz çeşitli analizlerle. Burada basitçe kozmik mikrodalga arka planı evrenin ilk dönemlerindeki madde yapısını gösteriyor. Zaten karanlık maddede evrenin oluşum dönemlerinden bize arda kalan bir
bir şey, bir madde türü. Yani bunu ilişkilendirmek çok kolay yüzden ilk dönemlere. Yani kısaca karanlık maddenin motivasyonu, neden karanlık madde diye bir şey var olduğunu düşünüyoruz ve neden bunun üstüne düşünen insanlar var, bu. Doğru anlamış mıyım diye şöyle sorabilir miyim? Tabii. Birinci, tabii. Bunu düşünmemizin birinci sebebi, galaksileri gözlemlediğimiz zaman dönüş hızlarının sahip oldukları kütleyle uyumsuz olması. Bu sebeple sanki buralarda bizim göremediğimiz bir kütle olması lazım diye düşünüyoruz anladığım kadarıyla. İkincisi de yine yani bazı astronomik gözlemlerde ışığı geçirmemesine rağmen kütleler fotonları da yolunu saptırabildiği için yolu sapmış fotonlara rastlıyoruz. Yani bir kütle çevresinde bir mercekmiş gibi. Ama üçüncüsünü tam aslında anlayamadım. Yani üçüncüsü büyük patlamayla ilgili modellerden mi çıkıyor? Modellerden değil, ölçümlerden. Mikrodalga arka fonu, kozmikrodalga arka fonu, geçmişten gelen mikrodalgaların ölçülmesiyle şey olarak special, yani açısal olarak bulunduğumuz yerden konum olarak açısal olarak ölçülmesiyle ortaya çıkan bir harita gibi, evrenin ilk oluşum dönemindeki enerji haritası gibi, ısı haritası gibi düşünülebilir benim anladığım kadarıyla. Ki ben de bu alanın, yani bu gözlemlerin şeyi değilim, uzmanı değilim açıkçası. Benim anladığım kadarıyla bu ilk dönemlerdeki gözlemlerini gösteriyor bize ve bu gözlemler incelendiğinde, bu ısı haritası incelendiğinde sanırım ısısından dolayı normal maddenin olamayacağı noktalar var, olamayacağı ısılar var. O yüzden bunun, onların karanlık madde olduğunu, başka bir tür madde olduğunu öne sürüyorlar. Ben bu kadarını anlıyorum. Katılmak isteyen bunu. Yani tamam. Kaan daha iyi. Peki biliyorum. Yok, ben daha iyi bilmem, sen daha iyi biliyorsun bunu da. Şunu merak ediyorum. Peki iyi, tamam, yani görmediğimiz bir madde var. Niye bu mesela toz olmasın? Yani her madde yıldız gibi ışık saçacak değil. Neden böyle etrafa dağılmış bir toz olduğu düşünülmüyor da böyle daha egzotik bir şey, bir isim veriliyor? Onun bir sebebi var mı? Toz derken şimdi toz, maddeden kastımız bizim aslında parçacık. Yani hani toz sonuçta bizim bildiğimiz moleküler, gözümüzle görebildiğimiz işte protonlardan, nötronlardan, elektronlardan oluşan bir şey. Tamam. Biz bu madde derken proton, nötron ve elektrondan oluşmayan başka bir tür düşünüyoruz. Yani başka bir parçacık gibi düşünüyoruz. Ancak bu söylediğinin yanında bazı insanlar normal maddenin de belirli kümeleşmelerle bu etkiyi oluşturabileceğini de söylediler. Peki şimdi yok, ben şimdi şöyle bilmeyen birisi olarak şimdi soruyorum. Occam usturası prensibini uygulayarak şimdi bu görmediğimiz bir madde orada var diyorsak, normal bir maddenin görünmez hali olduğunu düşünerek, varsayarak başlamak en makulü, ama bunun ötesine geçildiğine göre herhalde başka bir bildikleri var. Yani bildiğimiz elektron protondan oluşan bir şey değil diyorsun. Neden böyle düşünüyorlar? Çünkü bir kere evren vakumdan oluşuyor. Yani hani toz parçaları uçuşuyor gibi mi bir düşüncede gibi bir yani şey yapıyorsun mesela? Yani herhangi normal bir madde olabilir. Yani şimdi benim anladığım burada bu kara maddeyle ilgili olarak bu bildiğimiz şeyler, bildiğimiz hadron değil. Yani böyle proton, nötron vesaire gibi şeyler değil de başka bir şey olduğu düşünülüyor herhalde. Evet. Şimdi herhalde bununla ilgili de böyle değişik hipotezler var ortalıkta değil mi? Yani şu olabilir, bu olabilir diye. Evet. Neler var böyle olabilecek şeylerle ilgili? Evet. Toz değil ne yazık ki. Ama şimdiye kadar fizik dünyasının aklını çelmiş, işte üstünde durduğu ve hakkında
gözlemler ve deneyler yaptı. Üç parçacık var. Üç parçacık da demeyeyim, iki parçacık var. Bir obje türü var. Önce obje türünden bahsedeyim. Bu belki çoğu insanın ilk önce aklına gelebilecek şeydir. Bahsettiğin Occam's Razor gibi işte en basit açıklama. Ya çok fazla kara delik varsa etrafta. Yani çok fazla yüksek kütleli, işte ışığı bükebilen, her şeyi içine çekebilen falan. Böyle bir şey, hani neden bu kadar çok kara delikler olduğunu düşünmüyoruz da neden parçacık olduğunu düşünüyoruz. İlk sanırım tarihsel olarak da ilk akla gelen fikirlerden biri bu. Yani bilmiyorum, hani şeyden farklı tabii tozlarda ama yeteri kadar lensing, bu gravitational lensing olayı gözlemlenmemiş. Yeteri kadar yerçekimsel lensleme, kırılma, ışın kırılması, lens etkisi görülmemiş. Görmüyoruz. Ve aslında kara delikleri de ayrıca bu yerçekimsel ışık kırılmasının üstüne ışık kırılmasından bağımsız olarak, daha doğrusu X-ray ışınları ile kara deliklerin sanırım etrafından çıkan X-ray ışınları ile şey yapabiliyoruz, tespit edebiliyoruz. O yüzden bu iki, benim anladığım kadarıyla bu iki gözlemi birleştirip yeterince bu lensing olayının, bu lens olayının kara deliklerle açıklanamayacağı fark edilmiş. O yüzden bu kara delik gibi evrende var olan ve çok büyük radyasyon yaymayan objeler şu anda çok büyük karanlık madde adayları değil. Bu objelerin genel bir adı var bu arada. Biraz işin komik tarafı. Bunlara MACHO deniliyor. MACHO, evet. Massive Compact Halo Object. İngilizcesi, Türkçesi devasa sıkıştırılmış kompakt hale objeleri. Bunlara MACHO denmesinin sebebi aslında bir sonraki parçacık adayı. Bir sonraki parçacık adayının türü de WIMP. Şimdi MACHO İngilizce'de hani güçlü şey, gücünü kullanmaktan çekinmeyen demek. WIMP de biraz korkak demek. WIMP, Weakly Interacting Massive Particles'dan geliyor. Bu da zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar. Yaklaşık herhalde bir proton kütlesinde olması beklenen parçacık türleri. WIMP uzun yıllar, herhalde 20-25 yıl fizik dünyasının karanlık madde adayıydı. Hala da tabii adaylardan biri. En popüler ve en olması beklenen karanlık madde adayıydı. Çünkü hesaplamalar WIMP'in tam beklenen karanlık madde için tam beklenen öz etkileşim, kendi kendiyle etkileşim düzeyinde olabileceğini söyledi. Yani buna da WIMP Miracle dediler, WIMP mucizesi. Biz bu şeyde CERN'de çok araştırılan süpersimetrinin en böyle nasıl denir, mucizevi bir şekilde desteklendiği ve hani en hakkında motivasyon olan parçacıklardan biri. Fakat ne yazık ki son 10-15 senedir yapılan ölçümlerde camiayı ikna edecek, yani kendilerini tabii bunu araştıran fizikçileri ve camiayı ikna edecek herhangi bir olumlu sinyal bulunamadı. Bir durup nefesimizi bir toplarsak. Şimdi tabii, bu WIMP'ler yani zayıf olarak etkileşen parçacıklar. Şimdi diyoruz ya, bildiğimiz kadarıyla bunlar ışık yaymadığına göre ve şimdi tabii bunlar gelen yıldızların ışığını falan da absorbe edip yayardı öbür türlü olsaydı. Şimdi tabii nebulalar falan da mesela yıldızların mesela, ışığını absorbe edip yayıyor, onları öyle görüyoruz aslında. Bu karanlık maddede o da yok. Demek ki o bunlar elektromanyetik etkileşime de girmiyor demek ki. Aynen bu çok garip bir durum demek ki yani. Zayıf etkileşimle kastedilen sadece kütle çekimle etkileşmesi mi, yoksa hipotetik olarak böyle başka bir etkileşim mi söz konusu acaba? Yani çok beşinci kuvvet gibi bir şey mi var acaba? Çok güzel bir soru. Hayır, aslında şeyle aslında o weak oradan gelmiyor. Söylediğin gibi zayıf etkileştiği için geliyor şeyle
yer çekimiyle ama sanırım benim bildiğim kadarıyla bu weak force'a da şey olduğu onunla etkileşime girebileceği öne sürülüyor. Yani şeylerden. Dört temel kuvvetten böyle dört zayıf kuvvet dediğimiz zayıf. Kuvvetle evet, ilişkili. Aynen ve farklı deneyler var aslında. Bu çok ilginç. Benim için ben bayağı ilginç buluyorum aslında. Bu şeyde CERN'de aslında WIMP'i yaratmaya çalışıyorlar. Karanlık maddeyi. Şimdi bu biraz belki bir açıdan şey gibi oldu ama karanlık madde yaratıyorlar diye şey oldu ama çarpışmadan karanlık işler madde dönüyor orada. Orada dönüyor. Bizde henüz yok ama tabii. Bizim tam olarak öyle değil yani. Orada siz nabutunuzla çalışıyorsunuz biliyoruz böyle. Laboratuvarınızda anımandancık biz böyle şey yapalım, parçacıklarımızı yapalım diyorsunuz biliyoruz. onlara geleceğiz sırayla. Evet evet. Şimdi bu şeye geçelim. Devam edelim CERN'den. Evet, CERN'de parçacıkları çarpıştırıp ortaya karanlık madde adayını çıkarıp adayı olan parçacık WIMP'i çıkarıp bu arada WIMP bu arada bir parçacık ismi de değil, parçacık ailesi diyelim. İşte yani şey hani bir tam böyle bir elektron. Ya WIMP diye andığımız birkaç adet bir parçacık var. Evet, olabilir. Yani. En bilinen, en popüler örneği var mı yok? Bunlar hipotetik parçacık. Yani ben şahsen isim bilmiyorum. İsmen tanımıyorum hiçbirini. Ben onları bir aile olarak. Sadece merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Evet. Uzaktan böyle bir aileler. Bulunmadığı için bilmiyoruz. Bence kısa cevap bu. Yani ben şeyi öğrendim şimdiye kadar. Yani ben 4,5-4 senedir projenin içindeyim. Şimdiye kadar benim de aklıma gelen ve hani cevabını böyle tam kestiremediğim soruların aslında cevabının kimsenin bilmediği olduğunu öğrendim. Bir yandan bir iç huzuru. Bilmiyorum demek o yüzden çok normal bir şey bizim proje konularında. Hem iyi hem kötü bir şey. Çok güzel. Neyse. Şimdi bu LHC'de, bu CERN'deki deneyde yaratmaya çalışıyorlar. Ama başka deneyler de var. Şu anda evrende içimizden geçen, uçan WIMP parçacıklarını mesela nükleuslarla çeşitli atom çekirdekleriyle çarpışmalarını, atomlarla çarpışmalarını ve atomların buradan fiziksel olarak bu çarpışmadan dolayı yer değiştirmelerini ölçmeye çalışıyorlar. Böyle deneyler var. Tabii. Hani, şimdi şöyle düşünüyorum ben de. Elektromanyetik bir çekim uygulamıyorsa, etkileşmiyorsa ondan ancak böyle kafa kafaya gelecek atomlarımızla da böyle kütle evet. Çekim etkisi gibi bir şeyle o da hafifçe bir sapacak. Oo ölme, şeyim ölme. Of çok zor. Aynen çok zor ama bunlar bu bahsettiğim iki deney de çok büyük deneyler. Ve işte yer altında ikisi de. O yüzden söylediğin gibi evet sinyal bulması aslında hani hem şans demeyelim de hani olasılık olarak biraz daha değişik, farklı. Çünkü olay bekliyorlar yani event bekliyorlar bu böyle bir olayın var olmasını bekliyorlar. Ve dediğin gibi ölme eşiğim ölme durumu olabilir. Fakat bu iki adaydan başka şimdi bizim projenin ve bizim gibi 20-30 herhalde 30 da değil belki 40 çılgın fizikçinin dünya çapında araştırdığı üçüncü bir parçacık türü var. Bu ilk başta yani bu herhalde 10 sene önce falan çok uçta kalan bir karanlık madde adayıydı. Çoğu aslında biraz reddedildi benim anladığım kadarıyla ilk başta. Çok şey hadi canım bu da olmaz herhalde WIMP çıkacak. İşte bu bulmacanın sonu belli gibi düşünüyordu. Ancak ne yazık ki CERN'den ve WIMP araştıran başka deneylerden olumlu sonuç çıkmayınca mecburen başka bir aday ortaya çıkarıldı. Karanlık madde adayı. Bunun adı Axion. Çok olaylı bir parçacık diye bazen ben dalga geçiyorum. Axion. Evet, Axion. Ama yani İngilizce'deki action gibi yazılmıyor. Türkçe'deki aksiyon gibi okunduğu için benim dalga geçtiğim tabii ki yabancı arkadaşlarım çok iyi anlayamıyorlar. bu aksiyon parçacığı aslında hani öyle
bir anda kafadan uydurulmadı. 1970'li yıllarda bazı fizikçilerin fizikteki bambaşka bir problemi çözmek için ortaya attıkları bir parçacık. Yani teorik olarak temelleri, ilk temeli karanlık madde değil. Bazı hesaplamalardan fizikteki dalga etkileşimlerinden ortaya çıkan bazı hesaplamalardan öne sürülen bir parçacık. 10 yıl önce bazı Amerika'daki iki teorik fizikçinin kafa kafaya verip açıkçası biz acaba hangi parçacık öne sürebiliriz de WIMP yerine karanlık madde olabilir diyerek aslında bir anlamda fark ettikleri bir parçacık adıyla şimdiye kadar ölçülmemiş. Tabii ölçülmemesinin sebebi de bizim yapacağımız ya da yapabildiğimiz deneylerle bile çok zor ölçülmesi, çok düşük etkileşime girmesi bizim maddelerimizde, bizim ölçümünü yapabildiğimiz sıradan maddelerle. Zaten karanlık maddenin genel özelliği de bu. Yani evet, yerçekimsel etkisi var. Yerçekimsel çok güzel etkileşime giriyor, çok güzel gözlemleyebiliyoruz. Ama karanlık maddenin ne olduğunu gözlemlemek istediğimizde, hangi parçacık olduğunu, doğasını anlamak istediğimizde iş biraz zorlaşıyor. Çünkü karanlık maddenin diğer etkileşimleri, özellikle ışıkla olan etkileşimi çok düşük. Peki bizim şunu, aradığımız... Tabii. Peki şunu sorayım. Şimdi hem WIMP'lerin hem de aksiyonların özelliği zayıf etkileşiyor olmaları, ikisinde de ortak olmalı karanlık maddenin tabiatı gereği. Peki farkları ne? Yani neden aksiyon WIMP'ten farklı? Çok güzel bir soru. WIMP aksiyondan daha yüksek kütleli, daha büyük bir parçacık. Aksiyon çok düşük kütleli bir parçacık türü. Hatta yani onu daha çok bir dalgasal alan olarak da düşünebiliriz. Dünyanın, evrenin içinden geçen dalgasal bir alan. Çeşitli dalgalanmaların kuvvetinin, yani yüksekliğinin, amplitude'unun çeşitli bölgelerde değişebildiği bir dalgalanma düşünebiliriz. Büyük farkları bu. Ve bu yüzden, çok güzel bir soru sordun. Bu yüzden WIMP yüksek kütleli ve yüksek enerjili, aksiyon düşük kütleli ve düşük enerjili parçacık olduğu için deneylerin boyutu da farklılık gösteriyor. Anlamak için bir sorayım. Yaygın bir dalga derken, yani o kadar düşük kütleli ki kuantum dalga fonksiyonu çok geniş bir alana yayılmış mı demek istiyorsun? O şekilde bir yayılma mı? Böyle özetlenebilir sanırım. Güzel bir içgörü sanırım bu. Evet. Ben evet peki diyorum ama şu anda umarım doktor Ötesi'nden bunu... birileri dinleyeyim. bu kaydı onlara gösterdiyiz, merak etme. Yok tamam, bunu aslında bırakalım. Ben de bilmiyorum çünkü. Ben de değilim ama bence öyle bir içgörü getirilebilir. Şimdi hani bilirsiniz, parçacık fiziğinin diğer adı da yüksek enerji fiziğidir. Ve hani gerçekten parçacıkları yüksek enerjide çarpıştırıp hani ortaya yine hani yüksek enerjide olan parçacıklar elde edilir. Bizim alanımız, o yüzden ben kendime zaten hani fizikçi de değilim özünde tabii, ama biz kendi alanımıza yüksek enerji fiziği diyemiyoruz. O yüzden parçacık fiziği de diyemiyoruz yaptığımız işi. Biz çok düşük enerjili bir parçacığı arıyoruz. O yüzden bu alanın adı daha çok precision measurements, yani hassas ölçüm alanı. Yani biz çok hassas bir ölçüm yapmaya çalışıyoruz. Çok düşük enerjili, çok düşük kütleli bir parçacığı hassas, çok hassas bir deneyle ölçmeye çalışıyoruz. Ve yani parçacığın enerjisi de düşük olduğu için deneyin enerjisinin de yüksek olması gerekmiyor. Deney de daha düşük boyutlu ve daha düşük enerjili olabiliyor. Ve bizim örneğimizde bizim deneyimiz yerinde duruyor. Yani gerçekten hiçbir şekilde bizim hiçbir şeyini hareket ettirmediğimiz, sadece durup parçacıkları ölçmeyi beklediğimiz, etrafta zaten var olan dalgalanmaları ölçmeyi beklediğimiz, yani bir anlamda durup doğayı dinlediğimiz bir deneyimiz var bizim. Peki o zaman bu deney nasıl çalışıyor? Yani nasıl bir düzenek, anlatabileceğin kadarıyla, yani tabii uzmanlık şeyi bu, her ayrıntıyı bilemeyiz ama prensipleri ne, nasıl olarak, nasıl bir şey bekleniyor? Evet, şimdi
Yine güzel bir soru. Şimdi şey dedik, aksiyonun, yani daha doğrusu karanlık maddenin en büyük etkileşimi tabii ki yerçekimsel, ama biz doğasını araştırdığımız için başka etkileşimlerden dolayı ölçmeye çalışıyoruz karanlık maddeyi. Bizim araştırdığımız parçacığın da yerçekiminin üstüne, yerçekiminden başka üç etkileşimi olmasını bekliyoruz normal maddeyle. Ve biz bu iç etkileşimden sadece birini araştırıyoruz bizim deneyimizde. Başka etkileşimleri araştıran başka deneyler de var. Ortak çalıştığımız deneyler de var. Başka etkileşim araştıran başka yerlerde. Bizim araştırdığımız etkileşim, basitçe anlatmam gerekirse, bu aksiyon parçacığının, karanlık madde adayı parçacığın nükleus içinde bulunan gluonla etkileşimi. Gluon isminin de şeyiyle, ismini duyunca insanın aklına hakikaten glue deyince yapıştırıcı geliyor. Hakikaten strong force'un, yani güçlü kuvvetin sanırım Türkçesi. Evet. Güzel. Güçlü kuvvetin manifestation, yani göstergesi olan bir parçacık. Bu parçacıkla etkileşime girmesini bekliyoruz matematiksel olarak. Ve bu parçacıkla olan etkileşiminden aslında çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu parçacıkla olan, yani aksiyonun gluonla etkileşiminden gluonun içinde bulunduğu nükleosun spin denilen içsel bir özelliği etkileniyor. Şimdi spin şu demek, yani basit bir şekilde nükleosu bir top olarak düşünsek, ya nükleosu ya şeyde düzlemde, yatay düzlemde, ya saat yönünde ya da saat yönünün tersine dönebilir gibi düşünebilirsiniz. Yani dönüş yönü olarak düşünebilirsiniz. Bu dönüş yönüne göre de ya yukarı doğru çizilen bir ok ya da aşağı doğru çizilen bir ok olarak temsil edilir spin. Bu spinin, bu okun, yani spini temsil eden, eğer mesela sağ yöne doğru gidiyorsa, pardon, saat yönünde gidiyorsa, aşağı doğru gösterilen bir okun mesela, bu okun çeşitli şekillerde ana eksenden, z ekseninden, yani yukarı doğru çıkan eksenden sapmasını gözlemleyebiliriz. Biz bunu matematiksel olarak tahmin edebiliyoruz, böyle bir etkinin olabileceğini. Bu bahsettiğim şey aslında, yani spinin etrafında dönmesi aslında son yaklaşık herhalde 40-50 yıldır çoğu kimyacının ve biyoloğun ve tıpçının ve aslında yolu hastaneye MR'a düşmüş insanların bildiği bir teknik. Buna bahsettiğim şey nükleer manyetik rezonans. MR'ın açılımı da manyetik rezonans zaten. Hatta MRI deniyor. Manyetik rezonans imaging. Manyetik rezonansla resimlendirme. Manyetik rezonans basit bir şekilde her nükleosun, her farklı atom çekirdeğinin farklı atomlara ait olan, yani farklı elementlerin farklı atomlarına ait olan, farklı kütlelerdeki atomlara ait olan çekirdeklerin kendi etraflarında, bu bahsettiğim spinlerinin kendi etraflarında dönüşlerinin hızının farklı olması. Bu hızı ölçerek de insanların hangi nükleosu gördüklerini söyleyebilmeleri. Mesela basit bir şekilde sizin elinize bir sıvı verildi. Siz bunu alıp bir NMR cihazına koyabilirsiniz. Bu sıvının içindeki atomların spinlerini kendi etraflarında döndürebilir. Bu döndürmenin ardından hangi hızda döndüklerini anlayıp bu atomların hangi elemente ait olduklarını anlayabilirsiniz. Bu MR'da buna benzer bir şekilde çalışıyor. MR sadece suya odaklanıyor mesela. Beyindeki ve vücudun çeşitli yerlerindeki su oranlarına bakarak çeşitli imaj, çeşitli resimlendirme yöntemleri kullanılıyor. Bu son 50 yıldır biyomedikal ve kimya uygulamaları için geliştirilmiş bir teknik. Nükleer manyetik rezonans. Siz nasıl kullanıyorsunuz bunu deneyde? Evet, biz bunun üzerinden, bu nükleer manyetik rezonans temelli, fiziki olarak nükleer manyetik rezonans temelli olarak
aksiyon araştırıyoruz. Şöyle, normalde nükleer manyetik rezonansta ya da MR'da siz bu spinleri, bu nükleosların spin özelliğini dışarıdan kendiniz dans ettirmek zorundasınızdır. Kendiniz heyecanlandırmak ve ölçümü heyecanlandırdıktan sonra yapmak zorundasınızdır. Bizim deneyimizde yani biz uyarılmış duruma geçirmeyi biz normalde deneyde yaparken şimdi burada aksiyonun bu uyarılmış duruma geçirmesini bekleyip onu mu tespit etmeye çalışıyor? Bu şekilde mi işliyor? Aynen öyle. Yani biz dürtmüyoruz spinleri. Aksiyonun dürtmesini ve onları harekete geçirmesini bekliyoruz. Bu harekete geçişlerinin ardından da ortaya çıkacak çok düşük olacağını beklediğimiz sinyal ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi normal NMR cihazlarından şu anda çoğu üniversitede ve çoğu hastanede bulunan cihazlardan farklı olarak bizim geliştirdiğimiz cihaz diyeyim, yani çok niş bir hedefi olan, çok sadece tek bir amaca yönelik geliştirilmiş bir cihaz. Bizim geliştirdiğimiz cihaz sadece karanlık maddeyi ve çok düşük etkileşimdeki bir karanlık madde sinyalini ölçebiliyor. Tabii ki NMR'da yapabiliyoruz deneyimizle, çünkü sistematik olarak çalışıp çalışmadığını, yok işte nükleosların hala yerinde olup olmadıklarını, nükleosların hangi frekansta döndüklerini anlamak için tabii ki teknik olarak NMR önce yapmamız gerekiyor. Ama durup dinlediğimiz süreler boyunca sadece çok düşük sinyal düzeylerini, çok düşük etkileşim düzeylerini ölçebilecek bir cihaz geliştirdik laboratuvarda. Araya girmek istiyorum Kaan'ın ses sorunuyla ilgili. Şimdi zannedersem telefondan bağlananlar, bu Discord'daki ses telefonun küçük ahize hoparlöründen çıkıyor default olarak. Bunu çözebilmek için ses ve görüntü ayarlarından Use Speaker, yani hoparlör kullanı açacaksınız. Açtığınız zaman ses normal şiddetiyle duyulmaya başlıyor. Ben değil, dinleyiciler için diyorsun değil mi? Evet evet, dinleyiciler için. Yani şu an tamam, bir Sasaki Endo rumuzlu kullanıcımız durumu çözdü. PC'de tamam, bir sorun yok. Zaten galiba sesini az duyduğunu düşünenler PC'den değil telefondan dinleyenlerdi. Galiba sorun çözüldü. Evet, iyi, çok araya girdim. Tamam, çok iyi oldu. Peki Deniz, dönelim tekrar. Sizin bu deneyiniz ne kadar zamandır sürüyor? Yani ne oldu bu sonuç? Henüz yok herhalde. Yani aslında tam elde etmek üzereyiz. Ama ben tam elde etmek üzereyiz'i, yani az sonra elde edeceğiz'i sanırım birkaç aydır söylüyorum. Arkadaşlar beni öyle uyandılar. Geçen Deniz yine aynı şeyi söylüyorsun dediler. Ama bizim işlerde ne yazık ki hep böyle oluyor. Hep son dakikada başka bir şey çıkıyor. Bir terslik, bir aksilik. Ben bu projeye 4 sene önce katıldım ve ilk asistanıyım. Ben girdiğimde lab aslında şeydi, daha yeni inşaat halindeydi. Ve hani sıfırdan kurduk. Şimdi daha büyük bir ekibiz, şimdi 5 kişiyiz ama ilk başta ben ve hocamdı sadece bir iki sene boyunca. O yüzden bir süre hani ilerlemesi zor oldu tabii ki en başından kurduğumuz için. Ama son 1,5 senedir bayağı ilerledik ve sanıyorum, umarım bu sene bitmeden, yani bu Aralık'tan önce bir makale göndereceğiz dergiye. Ama tabii onların gözden geçirme, dataların tekrar analiz etme süreler oluyor. Ama elde etmek üzereyiz sonuç. Ama tabii ki bu da şey, şimdi ben dedim hani bizim deneyler çok hassas ölçüm deneyleri, çok hassas ölçümler yapıyoruz. Şimdi bu aksiyon karanlık maddesinin gerektirdiği beklenen bir hassaslık derecesi var. O da çok çok düşük. Bizim teknik olarak o dereceye girmemiz mümkün. Ama bunun için biraz teknik geliştirme yapmamız gerekiyor deneyde. Mümkün olan, mümkün olduğunu bildiğimiz bazı yöntemler var. Ancak o yöntemlerin bizim deneyimiz için geliştirilmesi gerekiyor. Onu da tabii ki doktor öğrencileri yapıyor. Benden sonraki doktor öğrencisinin yürüteceği bir çalışma olacak muhtemelen. Benim birinci yazar olacağım makale henüz o aksiyonun olması beklenen hassaslık düzeyine erişememiş olacak. Ama bunun yanında yine de bu hassaslık düzeyine erişmememize rağmen bu
ölçümü ve bu deneyi yapmamız gerekiyor. Çünkü benzer düzeyde bir parçacık bulabiliriz. Benzer şekillerde, benzer özelliklere sahip, benzer etkileşimlere giren bir parçacık hala bulabiliriz. Karanlık madde olması gerekmiyor. Başka bir şey bulabiliriz. Bu sebeple bu, ölçümler alınıyor ve evet. Bu, yani bu olağanüstü bir şey olabilir aslında. Şimdi bu aksiyon, WIMP falan dediğimiz parçacıklar aslında bildiğimiz standart modelin parçası olan parçacıklar değil, kendi başına özellikleri olan şeyler gibi görünüyor. Ve bunların varlığı ispatlandığında aslında fizikte büyük bir devrim de ortaya çıkabilir. Bilir. Doğru WIMP mu? Aslında WIMP standart modelle daha uygun, yani şey süpersimetriye daha doğrusu daha şey onun bir parçası. Aksiyon değil, standart modelin üstü bir parçacık aksiyon dediğin gibi. Yani üstü deniyor. Üstü derken hani bir üstünlük anlamında değil de hani dışlamak için biraz öyle diyorlar aslında sanırım. Birkaç öyle çalıştay vardı standart model üstü. Evet yani evet büyük bir atılım olabilir ve en azından bir şey bulmuş oluruz. Şu anda sıkıntıda olmasının fizik dünyasının karanlık madde konusunda sebebi hiç ortada elle tutulur böyle birine gösterebileceğimiz işte biz de böyle bir şey bulduk diyebileceğimiz çok güçlü bir sinyalin olmaması bu insanları çok rahatsız ediyor ve son herhalde bir 5-10 yıldır bir atılım var. Özellikle Amerika'da şey var bir yatırım yapma isteği var bu tür çalışmalara. Çoğu devlet kaynaklı değil, çoğu özel eski bilim insanların ya da matematikçilerin edindiği paralarla oluşturdukları fonlardan verilen araştırma paraları var. Bu karanlık madde üzerine özellikle. Ve Amerika çapında da toplam herhalde 10 deney var. Bizim araştırdığımız aksiyon parçacığının farklı etkileşimlerine bakan, farklı şekillerde kurulmuş, farklı şeylerle, sistemlerle çalışan farklı deneyler var. Bu hem güzel bir şey, birbirimizi kontrol etme olasılığımız oluyor. Ama şöyle de bir şey var, bundan bahsetmedim. Biz karanlık maddenin, dedim hani bizim aradığımız parçacık bir dalgalanma. Biz bu dalgalanmanın frekansını, yani parçacığın kütlesini dolayısıyla aynı şey fizikte bilmiyoruz. Parçacığın kütlesi bilinmiyor. O yüzden bir alanı taramamız gerekiyor. Yani biz diyemiyoruz ki işte şu kütlede bulabileceğiz, şu frekansta bulabileceğiz. Bu dalgalanma frekansında bir şey bulabileceğiz diyemiyoruz. O yüzden belirli bir frekans aralığını taramamız gerekiyor. Çoğu deney de aslında şu anda bahsettiğim 10 deney farklı frekans aralıklarını tarıyorlar. Bu bir yandan iyi, her tarafı kontrol etmiş oluyoruz. Bir yandan da daha başlangıcı, ileride muhtemelen herkes her frekans aralığını kontrol etmeye çalışacak. Bizim sınırlı olduğumuz frekans aralığında şu anda bizim araştırdığımız etkileşimi araştıran başka bir deney yok. Benim bilgim dahilinde en azından. Biz yayınlamadan önce bir şey yayınlarlarsa bilemeyeceğim tabii ki ama henüz böyle bir şey, hani yarış var tabii ki ortada ama kendimizle yarışıyoruz daha çok. Başka fizik deneylerinde olduğu gibi böyle bizden önce bu lab yayınladı diye bir durum yok en azından. Bu güzel bir şey. Bir de bu frekans şeyinden şu benzetmeyi yapmak benim çok hoşuma gitti. Hatta bizim kardeş deneylerimizden birinin adı bu. Karanlık madde radyosu deneyin adı. Dark Matter Radio. Radyo benzetmesi yapmak bence çok güzel bir düşünce bizim deney türlerimiz için. Şöyle düşünün, bir doğada bir yayın var, karanlık madde yayını var bir frekansta ve siz bilmiyorsunuz frekansı ve bir radyonuz var. Bu radyonuz karanlık madde yayınına hassas, karanlık madde yayını alabilecek ama hangi frekans olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden kanallar arası düğmeyi çeviriyorsunuz. Eski radyolarda olduğu gibi. İşte FM'de mesela atıyorum işte 105'de başlıyorsunuz. 105, 106. Teker teker ilerliyorsunuz frekanslarda. Hangi frekansı bir ses duyarsanız, bir sinyal gelirse size mutlu oluyorsunuz. Evet biz bir şey yakaladık diye. Sonra başka radyolar inşa ediliyor. Farklı prensiplerle çalışan. Yine aynı dalgalanmaya hassas. Farklı prensiplerle çalışan başka radyolar inşa ediliyor. Onlar da yine aynı frekansta bir dalga yayınlarlarsa bulabiliyormuşuz gibi düşünülüyor. Anladım. Bu benzetme benim şahsen çok hoşuma gidiyor ve süper bir analoji bizim araştırmalarımızla ilgili. Valla çok ilginç şeylere gebe gibi görünüyor. Şimdi bir şey sorayım, evet, bir maalesef. Dinleyici sorusu. Şimdi Big Bang teorisinde işte evrende ne, hangi atomlar ne şekilde oluştu bununla ilgili bir temel fikrimiz var.
Karanlık maddenin hangi aşamada oluştuğunu biliyor muyuz? Yoksa büyük patlamadan önce var mıydı diye bir soru var. Benim bildiğim kadarıyla büyük patlamada ortaya çıktığı düşünülüyor ve sonra soğuduğu soğuma sürecinde ve sonra bir kendi öz etkileşiminde bir dengeye oluştuğu düşünülüyor. Ama tabii bu yine bir astrofizikçiye bir soru. Ama benim anladığım kadarıyla bir en başından gelen bir parçacık evrenin. Anladım. Çok güzel. Peki laf lafı da açtı aslında, oturur sabaha kadar konuşuruz muhtemelen bunları ama yaklaşık bir 50 dakikadır zaten konuşuyoruz. Toparlama da vakti geliyor. Son 10-15 dakikamızda şimdi biraz daha böyle senden bahsedelim diyelim. Yani bu kariyer yoluna nasıl girdin? Nereden başladın? Evet. Buraya nasıl geldin? Burada Türkiye'den bir üniversiteden mezunsun. Doktoraya mı gittin Amerika'ya? Nereden hatta mezunsun? Şöyle de bir soru var belki birleşik. Yani elektrik mühendisi olarak da. Evet karanlık madde. Evet. Yani bu yolla özellikle bu sapakları öğrenmek istiyoruz. Evet, güzel, çok güzel sorular. Arada ben de kendime soruyorum, nasıl da ben bu yola düştüm diye. Ya, iyi anlamda tabii ki. Senin gibi cici bir kızın böyle bir yerde ne işi var? Evet, teşekkür ederim. Karanlık işlere nasıl ulaştım? Bazen ben kendime soruyorum. Ah diyorum, ne güzel mühendisim. Oturup, yok tabii, hayır. Evet, üniversiteyi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okudum. 2014 mezunuyum. Aslında ben ODTÜ'ye girerken, elektrik mühendisliğine girerken matematik, uygulama matematik çalışmak istiyordum. Yani matematik okumak isteyip aslında en sonunda tamam belki mühendis de olabilirim. Elektrik mühendisliği de yeterince ilginç. Belki uygulama matematik yaparım diye girdim. Ancak ikinci sınıfta bir modern fizik dersi verdiler ve benim bayağı ilgimi çekti. Bu böyle bir şeylerin yani farklı kuantum fiziğinin falan böyle şeylerin olduğu açıklamaları çok hoşuma gitti. Fizik yandılı yaptım. Çift anadal yapmak istemedim çünkü kendimi artık hani mühendis olarak görüyordum. Yan dal yaptım. Dedim belki biraz fizik uygulaması olan dallara kayarım. Hani bayağı ciddi mühendislik yerine biraz daha araştırma yapabilirim gibi geliyordu. Sonra benim fotoniğe ilgim ortaya çıktı bunların üstüne. Ben aslında buraya fotonik çalışmaya geldim. Yani ışık bilimi çalışmaya geldim. Burada da benim okulumda da Boston Üniversitesi'nde de elektrik mühendisliğinin altında uygulamalı fizik var. Uygulamalı fiziğin içinde de fotonik var. Çok güçlü bir program aslında fotonik için bu bölgelerde. Ben aslında kuantum optik çalışmak istiyordum. Bu hani belki bahsedilmiştir. Hani kuantum iletişim, işte bir foton, iki foton elde ediliyor. Bu iki foton arasındaki etkileşimden işte entanglement diye bir şey ortaya çıkıyor falan. Bu tür şeyleri çalışmak istiyordum. Bir süre bunları çalıştım ilk birkaç senemde doktorada. Ancak hoca değiştirmek istedim bir noktada. Bulunduğum labın işleyişini çok beğenmiyordum. Hoca değiştirmek istedim. Yeni bir hoca geldi okula. O da aslında kuantum optik çalışıyordu. Ben de onun bir kuantum optik projesine girmek istedim. Girdim. Birkaç ay çalıştım. Ancak hocanın karanlık madde projesi de vardı bir yandan. Ve funding'i zaten parası vardı. Uluslararası Almanya ile ortaklaşa çalıştığı bir projeydi. Bana da dedi ki şimdi senin de mühendislik derecen de var. İşte çok da işe yarayabilir. Bir deney kuracağız sonuçta en başından. İşte bir sistem kuracağız. Çok da işe yarayabilir. İçin içinde yeterince fizik de var. İşte ilgini çekerse bence sen alan değiştir. Gel karanlık madde çalış dedi. İlk başta çok korktum açıkçası. Karanlık madde deyince hani hakkında çok derinlemesine fikrim olmadığı, hani şimdiye kadar hiç yapacağımı düşünmediğim bir işte deneysel fizik. Ama bir cesaret dedim, bari bir deneyeyim. Hani olmadı, tekrar değiştiririm, başka okul bulurum, başka bir şey olur. Bilemem dedim. Ve girdim ve giriş o giriş. Bir anda çok hoşuma gitti. Çünkü biraz şey, özellikle bu tür deneylerde, özellikle bu tür hassas ölçüm deneylerinde bir noktada her işin kurdu olmanız gerekiyor. Yani sanırım tam Türkçesi böyle mi bilmiyorum ama her işten, her farklı alanlardan, farklı disiplinlerden biraz da olsa anlayabilmeniz, onlardan bir sonuç çıkarabilmeniz, yani fizik ve mühendislikten bağımsız olarak onlardan birer etki edinebilmeniz gerekiyor. Mesela kimyadan biz çok
kimya üzerine de çok düşündüğümüz dönemler oldu. İşte özellikle hangi atomu kullanacağımızı düşünürken, işte o atomun başka özellikleri, o atom içinde bulunduğu kristalin özelliklerini düşünürken çok fazla kimya düşündüğümüz, benim kimya kitaplarını karıştırdığım dönemler oldu. Mühendislik bilgilerime geri döndüğüm, devre dizayn ettiğim, lehim yaptığım dönemler oldu. Onu bunu kestiğim, işte bir atıyorum tahtayı ya da çeşitli plastikleri kesip bir şeyler oluşturduğumuz laboratuvarda hani parçayı ürettiğimiz, kendimizin ürettiği dönemler oldu. Oturup fiziğini konuşmamız gerektiği, size şu anda anlattığım gibi işin astrofizik boyutunu az çok anlayabildiğimiz, hani fikir geliştirebileceğimiz dönemler, kısımlar oldu. Biraz evet, yani evet, hep benim bildiğim, zaten gördüğüm de, yani deneycilerin 10 parmağında 10 marifet olur genellikle. Pek çok şeyden anlarlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani işte ne kadar hepsinden ne kadar derinlemesine anlıyoruz, orası tartışılır tabii ki. Hatta bazı teorik fizikçiler benim bölümümde özellikle bu konuda biraz şeyler, bizden pek hoşlanmıyorlar. Siz her şeyden az az anlıyorsunuz diye eleştiride bulunuyorlar arada. Ama yani yapacak bir şey yok. Herkesin bir özelleşmesi var ve fizikte şu anda bayağı özelleşilmiş durumda. Teorik ve deneysel olarak. Yani çoğu teorik fizikçi deney yapmıyor. Çoğu deneyici de teori yapmıyor hiç. Yani çok az yapıyor. Gerçi bazı hesaplamalar öyle yapıyoruz tabii biz de, ama benim gözlemlediğim biraz öyle. Doğru. Öyle. Yani bu yani konuda ikisini birden çok iyi yapan en son benim bildiğim Enrico Fermi'ydi. Ondan sonra onun mesela kalibresinde tabii pek çıkmadı. Normalde evet, tabii bu kadar şeyde evet, zor. Çok detay var deneylerde. Teorilerde de çok detaylar var. Peki. Devam. Yani bundan sonrası için planların ne? Şimdi diyelim bitti, yayınlandı. Bu konuya devam etmek istiyorsun herhalde. Çok hoşuna gidiyor bu konu. Yani harika bir soru sordunuz yine. Ben de bu soruyu kendime her gün soruyorum. İşte öğrencinin sonu gelen herkes bu soruyu her gün sorar kendine. Ben ne yapacağım? Evet, şimdi evet tabii deney kurmak çok zevkliydi benim açımdan bir mühendis olarak. Ve hani fizikle ilgilenen bir mühendis olarak. Ancak yani bazen hani bu bahsettiğim kuantum fotoniği ya da işte daha böyle uygulaması olabilecek şeyler de ilgimi çekiyor bir yandan. Ancak evet, bir yandan da özelleşmiş gibi de hissediyorum şimdi bu dalada. Bilmiyorum, bazı hassas ölçüm deneyleri var biraz daha uygulamaya kaçabilecek. Herhalde öyle şeyler yapacağım. Kuantum madde yapmayabilirim ama emin de değilim bir yandan. İşte önce bir doktoram bitsin diyorum ki bitmesine de belki 1,5 sene kaldı. Planımız o yönde şu anda hocamla, ama belli de olmaz. Bakalım. Şimdi şey de çok evet, farklı. Hani eğer denk gelirse, bizim gibi bir deney ortaya sürülürse ya da benim aklıma bir şeyler gelirse, başka bir kuantum madde deneyip bu farklı frekanslar alıntı edecek belki. Olabilir. Başka parçacık adayları çıkabilir. Yani çok bilmiyorum. Ama çok heyecanlı bir dönemdeyiz sanırım bu araştırmalar açısından. Valla öyle görünüyor. Yeni başladı bu şeyler. Evet. Tabii Steven Weinberg'ün bir lafı vardır, o aklıma geldi şimdi. Bir genç araştırmacıya tavsiyeler gibisinden bir yazısı vardı Nature'da galiba, tek sayfalık. Evet. Ne diyor? Ha, sen de okumuştundur tabii. Ne diyordu orada? İşte düzenli böyle her şey yerleşmiş alanlara girmeyin. Böyle nerede çamur, nerede bulanıklık, karma karışıklık varsa oraya girin. Asıl ekmek oradadır manasında söylüyordu. Seninki de en heyecanlı zamanı herhalde gibi görünüyor. Belki evet. Bir de önceden planlamak da olanaksız aslında şu an. Yani olanaklı belki ama çok da hani gereken bir şey mi emin değilim açıkçası. Tabii, doğru. Evet. Biraz böyle evet, zamanı bırakmak gerekir ki bir ne fırsatlar çıkar. Bazı şeyleri. Evet, mesela ben evet, bu projeyi topallayarak, yani bu projeyi beklemeden girdim. Bir anda kendimi projenin içinde buldum. Belli de olmuyor bazen. Ama tabii merak duygusunu hazır tutmak ve cesaret etmek gerekiyor çoğunlukla. Yani eğer hani sorarsanız gençlere ne önerirsiniz diye, ben cesaret etmek derim herhalde. Genel olarak. Peki şunu da sorayım, işte seninle aynı ilgi alanlarını paylaşanlar için. Türkiye'de üniversiteden, yani ODTÜ'den vesaireden mezun olduktan sonra oradaki bu araştırma temposuna ayak uydurmak zor oldu mu, kolay oldu mu, uygun şekilde hazırlamış mıydı yani senin üniversite?
Valla yani şöyle ODTÜ Elektrik'te bizim şeyimiz çok doluydu, ders programı. Sürekli bir ödev, sınav, ödev, sınav. Sürekli ders çalışırdık. Sürekli bir aktivite vardı, projeler. Sürekli ayaktaydık yani. O açıdan çok da temposu farklı gelmedi bana ama araştırmanın doğası biraz farklı şeyden, dersten. Çünkü derste kesin bir amacınız var ve mesela işte saat 5'te teslim edilmesi gerekiyor ödevin. Sınav saat 10'da. Araştırmada özellikle bizim deneysel araştırmalarda, bizim gibi deneysel araştırmalarda biraz bahsettiğim gibi hep bir sıkıntı çıkabiliyor. Hep bir problemle baş etme dönemi, bir cihazın bozulması, bir şeyin eklediğiniz sinyali vermemesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden sürekli aslında atakta olmanız gerekiyor ve sürekli göz açıklığıyla böyle acaba burada ne sorun çıkabilir? Burada şu sorun çıkarsa bunu nasıl çözebiliriz? Şunu mu denesek, bunu mu denesek? Her ikisini aynı anda deneyebilir miyiz? Böyle şeyler ortaya çıkıyor. Biraz daha farklı bir nasıl denir? Biraz daha farklı bir sürekli ayakta kalma şey. Yani hani kimse size şunu şunu yapacaksın demiyor ama siz kendiniz ben acaba şunu şunu mu yapsam? Hadi bunu yapalım. Hadi şöyle yapalım. Böyle şeyleri düşünmeniz gerekiyor. O yüzden biraz farklı bir dinamiği var ama çalışma saatleri açısından yani çok da farklı değil sanki. Ama tek bir konuya odaklanmak ve 14 sene mi oldu? 4 senedir tek şey düşünüyorum, tek bir deneyim var, tek bir konuyu düşünüyorum. Bu bazen yorucu olabiliyor. Çünkü bir şey değiştirmiyorsunuz kafanızda ama çok alanı çok farklı dalı olduğu için de bir yandan da eğlenceli olabiliyor. Tabii. Ama araştırmaya hazırlanmak açısından şey var. Derslerden beklememek lazım bir doktora sürecine alışmak için. Ben yazlarımı araştırma yaparak değerlendirmeye çalıştım genelde. Bir yaz ODTÜ'de bir labda çalıştım. Bir yaz yurt dışına gittim kendi paramla. Ama onun dışında da yan dal yaparak mesela bir yaz okulunda fizik dersleri aldım bir yaz okulu boyunca ODTÜ'nün yaz okulu döneminde. Yani hani şeyimi nasıl diyeyim, vizyonumu geliştirmeye çalıştım. Şu anda Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla çoğu lisans bölümleri, çoğu demeyeyim belki ama ODTÜ'de mesela ODTÜ Elektrik'te lisans öğrencilerin araştırma yapmaları için teşvik var. Bazı yaz araştırmaları var fizikte ve mühendislikte bazı özel üniversitelerde. Bence bunlar denenebilir ve herhangi bir deneyim iyi bir deneyimdir. İlla girmek istediğiniz alanda araştırma yapmanıza gerek yok yazın. O da bir deneyim herhangi bir konuda yapmak. Öyle. Çok güzel. Çok aydınlatıcı oldu Deniz gerçekten. Hem bilmediğimiz Ya. yeni konuları öğrendik hem de bu işlerin işte biraz mekaniği, bir kariyer nasıl kurulur. Onlara da bir başlangıcı da biraz daha konuşmuş olduk. Çok Evet, faydalı teşekkür oldu ederim. gerçekten. Evet, çok teşekkürler Deniz, sağ olasın. Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. O halde 1 saat 3 dakikada geçti. Artık programımızı sonlandırabiliriz. Bu Discord'daki ilk deneyimimizde sesle ilgili bir iki sıkıntı oldu. Ben Kaan'ı çok rahat duyduğum için testlerde bu sorunu tespit edemedik. Yani acaba dinleyici tarafından da sağlanıyor. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Bu yayının kaydını hem podcast kanalına yükleyeceğiz hem de bir resimle birleştirerek YouTube takipçilerimiz için de YouTube kanalına yükleyeceğiz. Bugün Boston Üniversitesi'nden Deniz Aybaş bizlerle birlikteydi. Katkıda bulunanlara ve dinleyenlere de çok çok teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ediyoruz o zaman ve iyi geceler diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. İyi geceler, görüşmek üzere.